Ankara'dan, şehrinden iyi akşamlar diliyorum sayın seyirciler. UEFA Kupası 1. tur rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe-Gimaraş karşılaşması yaklaşık 1 dakika önce başladı. Ve Gimaraş'ın bu hata kalecimiz Schumacher'in ellerinde eriyor. Atak Fenerbahçe'nin. Az önceki pozisyon tekrar ekranlarınızda. Şikinyo ceza sahasına girmek istiyordu. Ziyad. Kontrol eden Semih. Tekrar Ziyad. Hemen yanında Endinga. Serbest atış Gimaraj'ın. Evet, sağ kenarında İsmail'i izliyorsunuz. Erol Togay sağ çizgisine kadar yaklaştı. Teknik direktör Gus Hiddink. Bu karşılaşmanın görüntü olarak güzel pozisyonlar vermeyeceğini tahmin ettiğini, son derece dişe diş, son derece mücadeleci bir karşılaşma olacağını ve büyük bir ihtimalle rakip futbolcuların sertlik yanlısı bir futbol sergileyeceğini, o nedenle futbolcularının tahliye kapılmaması konusunda kendilerini defalarca uyardığını söyledi maçtan önce. Oğuz, şimdi Turan. Ceza sahasına Aykut'la sıyrılıyor. Gol pozisyonu. Aykut'a gelebilecek mi? Ve top oraya gidiyor. 1-0 öne geçiyoruz. Fenerbahçe 1, Gimaraj 0. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Evet, Bokri sayın seyirciler. Bokri'nin attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor 6. dakika. Bu gerçekten Fenerbahçe'yi son derece rahatlatan bir gol. Şikinyo. Schumacher. Endinga. Erdi çıkarıyor. Endinga. Taç Gimaraj'ın. 6. dakikada Vokli'nin attığı golle Fenerbahçe Gimaraj karşısında 1-0 önde. Endinga. Gol pozisyonundan yararlanamayan isim Şikinyo. Endinga. Büyük Şenol son isim. George. Endinga. Basilio. Şikinyo ve sonuç yok. Görüntüde Şikinyo. Gus Hiddink özellikle ilk dakikalarda tahmin ettiğim Gimaraj baskısı karşısında ani ataklar sonucunda her an gole gidebiliriz diyordu maç öncesinde. Hesapları doğru çıktı Hollandalı teknik direktörün. Şimdi hareketlenen Müjdat. Müjdat ceza sahasında gol pozisyonu. Bir ikinci gol mü? Müjdat! Müjdat ve gol! Müjdat ve gol. Dakika 8 işte Fenerbahçe. Gimaraj karşısında 2-0 önde. Artık tur Fenerbahçe'nin. İşte Aykut. Defans derinliğinin kaybolduğu an Gimaraj takımında Müjdat. Kaleci Zijus'la karşı karşıya. Onun için artık topu bu pozisyonda Gimaraj ağlarına göndermek zor değil. O da kolay olanı yapıyor. Evet, Fenerbahçe 2, Gimaraj 0. İstanbul'daki karşılaşmadan daha bir kolay karşılaşma. Geride kalan 10 dakika görüntüsü itibariyle. Bokri. Turan hareketlendi, bırakmıyorlar. Bazaoğlu. Endinga. Sert vuruş ve top dışarıda.
Endinga. Guimarães'ın Zaire'li futbolcusu. Sol kanada doğru Vokri Nando Büyük Şenol Turan Oğuz İçeriye doğru Aykut Gol pozisyonu ikinci gol mü geliyor Aykut evet geliyor 3-0 Aykut'un attığı golle durumu 3-0 sayın seyirciler. Dakika 27. Hayır düzeltiyorum. Tekrar izlediğiniz bu gol karşılaşmanın 24. dakikasında geliyor. Görüntüde Zijus, Guimarães'ın kalecisi. Ve Fenerbahçe 3, Guimarães 0. Şu anki görüntü Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde en farklı deplasman galibiyetine gittiği yolunda. Oğuz köşe atışı kullanacak Guimarães Batista Müjdat Basilio Nando Ziyad ve Şumar 26 dakika geride kaldı onun için önemli olabilecek tek pozisyondu ve o da görevini yerine getirdi diğer arkadaşları gibi Basilio pozisyonu bozdu Batista. Ziyad, offside var mı? Gol atan isim Soeiro. 3-1. Pozisyonu tekrar istiyoruz. Ziyad. Pozisyon offside görüntüsü veriyor sayın seyirciler. Ziyad'ın başından top çıktığı anda Soeiro'nun pozisyonu offside görüntüsü verdi. 32. dakikada durum 3-1 oldu. Bazuano Junior vuruş ve Şumar. İkinci anda ayaklarıyla tebrikler daha sonra İsmail. İşte tecrübe. Pozisyona sonra tekrar ekranlarınıza gelecek. İşte izliyoruz. Kafa vuruşunda Şumayer top sekiyor. İkinci defa elleriyle müdahale zor ve ayak müdahalesi. Sevilla'da İsmail Vokli'nin yerine Hasan ikinci 45 dakikada görevde. Junior. Junior. İçeriye doğru gol pozisyonu Şumar çıktı. Bravo Şumar. Hemen arkasından oyuna yeni giren Hasan. Hasan işte pozisyonu tekrar izliyoruz. Ceza sahası içerisinde Peşeto. Ve Hasan ilk vuruşuyla Guimarães'a ikinci gol imkanı tanımadı. Thank you.
Basilio Junior. Bazualo. Nando. Meşeto'nun vuruşunda top dışarıda. Oğuzhan Turan. O kaptırıyor, şikiniyor, Junior. Endinga. Hasan yine araya geldi. Erdi. Turan. Oğuz. Boş alan Ercan. Erdi. Oğuz. İsmail. Foul. Serbest atış Victoria Gimaraj'ın. Pasualo. Pasualo. Şuver. Son 12 dakikaya girilirken Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü var karşılaşmada. Endrek serbest atış kararı. Sumer'in ceza sahasında topla ayağından çıkartmadan önce fazla oynaması, fazla zaman geçirmesi gerekçesiyle Gimaraj takımı bir endirekt serbest atış kullanacak. Karşılaşmada 87. dakika sayın seyirciler. İşte pozisyon tekrar izliyoruz. 2. 3. vuruş. Kurallar gereği ceza sahasında top kontrol edildikten sonra 4 defa topun yere sektirilmesi veyahut da 4 saniye elde bulundurulması gerekiyor. Junior, Şikinyo, Bazualo, Şikinyo vuruyor, top dışarıda. Kale atışı kullanacak Fenerbahçe. Takımımız son olarak geçtiğimiz sezon Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Sparta Prag takımıyla eşleşmiş ve ilk turda elenmişti. Bir hatırlayacaksınız, son turu geçti kupa galipleri. Kupa mücadelesi 85-86 sezonunda yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fransa'nın Bordeaux takımını elemesiyle olmuştu. İkinci turda Göteborg'a elenmişti Fenerbahçe.